Merhaba arkadaşlar, webinarımıza hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtacağım, devamında ise bir 30 dakika uygulama, sonrasında da soru cevap şeklinde webinarımızı tamamlayacağız. Webinar kaydı daha sonra zaten YouTube hesabımızda paylaşılmakta. Katılım gösteremeyen diğer kullanıcılar da webinarı daha sonrasında izleyebilir. İsmim Hasan Er, teknik öğretmenim. Autodesk'in farklı yazılımları tarafında eğitimler ve teknik destekler sağlamaktayım. Çalışmış olduğumuz şirket Autodesk ProTalter, Arkan sisteme bağlı. Öncelikle şu an bakacağımız ürün Fusion 360 içerisindeki Surface Design. Benim alanım mekanik tasarım. Autodesk tarafında da analiz, imalat ve tasarım programları üzerine bakıyorum. Sunumu geçelim. Programımız Fusion 360. Fusion 360 Autodesk'in fiyat performans yazılımı. İçerisindeki birçok araç seti kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Tabii ki öncelikle uygulamaya başlamadan önce şu bilgiyi vereceğim. Birçok arkadaşımız çok kısa sürede hemen modeller üretip sonuca varmak veya direkt görsel olarak bir modeller oluşturduktan sonra sonucu görünce daha mutlu oluyor. Doğaldır, saygı duyarım. Ben imalat tarafında olduğum için daha çok imalata yönelik düşünüp tasarımları yapıyorum. Burada YouTube'da farklı Fusion 360 Surface Design ya da yüzey tasarım dediğinizde birçok videolar göreceksiniz. Bunların birçoğunu izleyerek de pratik yapabilirsiniz. Google'a Fusion 360 ile yüzey tasarım webinarı yazdığınızda hem Furkan kardeşimin hem benim hem diğer arkadaşlarımızın paylaşmış olduğu bakın çeşitli videolar yer almakta. Bunları da vaktiniz olduğunca izlemenizi tavsiye ederim. Bir önceki webinarımda 19 Ağustos 2022 idi. Genel olarak yüzey tasarımının teorisi ve işlevinden bahsetmiştim. Çünkü bir yüzey tasarımına başladığımızda sanayide veya birçok firmada günün sonunda evet görselleştirme, ürünü satan da görselleştirme ve ön başlangıç aşamasında yapmış olduğumuz eskizler. Buradan devamı niteliğinde düşündüğümüzde ise imalat öncesi hazırlık ve imalata dönük olarak tasarım düşündüğümüzde sonuçta bunların kalıpları ve seri imalatları ve bunların tezgahlarla, CNC tezgahlarıyla işlenmesi veya plastik enjeksiyon kalıplarından üretilmesi söz konusu olacak. Ya da saç metal sıvama kalıpçılığı ve benzeri. Olaya böyle baktığınızda yüzey tasarımındaki geçişler önem arz etmekte. İlk dersimizde, webinarımızda genel teoriyi işlemiştik. Hatta ilk 1,5 dakikada teori üzerinde ifade edeceğimizi, örnekleri inceleyeceğimizden bahsetmiştim. Bunu izlemeyen arkadaşlarımız varsa bunlara bakabilir. Burada sıfırdan bir model tasarımı yapmamıştık. Var olan çizilmiş örnekler ve işin teorisi. Şimdi bazı kardeşlerimiz veya bazı arkadaşlarımız eğer çok hızlı bir şekilde sonuç istiyorlarsa burada ChatGPT ya da Midjourney gibi çok çok farklı yapay zeka araçlarını kullanabilirler. Hızlı bir şekilde görsel tasarımlar elde edebilirler. Bizim hedefimiz bu webinarlarda sizlere yol göstermek. Çünkü bazı kardeşlerimiz hızlı bir şekilde örnek çizmek ve sona gitmek, her bir webinarda bir arabayı ya da bir konsept modeli komple bitirmek gibi beklentileri oluyor. Şimdi genel bilgilendirmek gerekirse Fusion tarafına geçmeden önce buraları detaylı anlatmayacağım zaten. Önceki webinarlarda vardı. Bakın işin teorisinde aslında iki eğrinin birleşimi esas alınır. Bu iki eğrinin birleşiminde G0, G1 ve G2 geçişleri söz konusudur. Günün sonunda bu geçişlere dikkat ederek yapılan yüzeyler görmüş olduğunuz gibi çeşitli ışık analizlerinde ya da yüzey tarama analizlerinde elde etmiş olduğunuz sonuçlar ve gerçek bir yaşamda ise üretilmiş bir araba bantında konsept tasarımından Surface ise aynı zamanda da üretilebilir modelin gerçek banttaki bir ışık tünelindeki görselini görüyorsunuz.
Buraya da geçelim. Fusion 360 Fusion 360 yazılımında ise görmüş olduğunuz gibi birçok programda, özellikle Max veya işte Rhino, yine aynı şekilde birçok CAD programında kullanılan yöntem Blueprints dediğimiz eskiz bir modeliniz var ve bu modelin ön, üst ve yan görsellerini plane düzenlerine yerleştiriyorsunuz ve bunlardan aslında teknik resim kuralı olan üç görünüş çıkartma ve ışın izleme yöntemiyle çizmiş olduğunuz eğrileri yan görünüş, üst görünüş ve ön görünüşte çakıştırıyorsunuz. Prensip bunun üzerine. Burada önemli olan nokta ise eğrileri birleştirip yüzeyleri elde ettikten sonra bir şekilde herkes yüzeyleri elde edecek. Bu yüzeyleri elde edip birbiriyle geçişini sağlıklı bir şekilde örmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştiremediğimiz takdirde az önceki görmüş olduğumuz zebra analizleri olabilir ya da işte ışık tünelleri olabilir. Bunların birçoğunda başarılı sonuç elde edemeyeceğiz ve kesişimler sağlıklı olmadığı için de bunun imalata gönderilme ya da işte tekrardan düzenlenmesi ciddi bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Hızlı geçeceğim noktalarla, bilgilendireceğim noktalarla ilgili mesela Fusion'dan devam edeceğiz ama bu konuda kendini daha da geliştirmek isteyen kardeşlerimiz ya da arkadaşlarımız Autodesk'in Alias çözümünü tavsiye edebilirim. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü webinarımızda bakacağımız temel prensip bu. Biz konsept çalışacağız ama konseptten artık biraz daha imalata boyut ölçülerinde işin içerisine katarak imalata indirgediğimizde yani konsept tasarımlarda ölçü gerekmeyebilir. Genel taslak hızlı çizimler ama imalat öncesi ise artık bunu bir boyut kübünün içerisine sığdırmanız gerekir. Ve burada da standart bakın tekerlekler arası mesafe, arabanın yüksekliği, arabanın boyutu, arabanın genişliği gibi standart ölçüler vardır. Bu ölçülere girip hayali bir şeffaf kübik yapı oluşturduğunuzda gelelim diğer sunuma. Artık bu işlemi yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi surface'leri elde edebilir. Bu surface'lerin yüzey analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum zebra analizlerini ya da işte curve analizlerini, geçişlere bakabilir. Ters veya pozitif veya negatif yüzeyler var mı? Kalıplamada bir sıkıntı oluşturur mu, oluşturmaz mı? İmalatla ilgili veya takım yoluyla ilgili bunun kalıbını öğreteceğimiz zaman bize ne gibi sıkıntılar teşkil edebilir? Bunların kontrolleri yapılabilir. Yine az önceki görmüş olduğumuz örneğin yani resmin kanvas resimler dikkate alınarak çizilmiş olan farklı bir çalışması. Bizim bakacağımız bugünkü işlemde surface'leri örerken şuna sizi hatırlatacağım. Örnek veriyorum iki yüzeyi birleştireceğiz. Bu iki yüzeyi birleştirdiğimizde sürekliliği yakalayabilmek. Yüzeyleri dikerken yani kapatırken bu sürekliliği nasıl sağlayabiliyoruz? Burada da görmüş olduğunuz gibi detaylı bir tasarım görüyorsunuz. Bu detaylı tasarımlarda gerçekten işin ehlince ki ben hani endüstriyel tasarımcı değilim. Bu konuda çok üst düzey belki bilgilerimiz yok. Sizlere de sadece yol göstereceğiz. Ama temel prensipte bir kullanıcı temel bir eskiz becerisini, işte teknik resim görünüş çıkartma, eskizlerle çalışma, uzaydaki tasarı geometri gibi ders konularını doğru bir şekilde sindirirse yani çizemeyeceği herhangi bir örnek olmayacağını düşünüyorum. Olabildiğince gerçeğe yaklaşacaksınızdır. Günün sonunda böyle bir detay çalışma için belki bu konuda uzman olan tasarımcılar aylarını veriyor. O yüzden böyle bir modeli sadece eskizi oluşturup, patch edip, dikip daha sonrasında hemen bunun son konsept hale getirmesi sadece işin belli bir nokta aşamasında size komutların gösterimi olur. Dediğim gibi en başında da böyle bir aşama isterseniz zaten farklı örnekler yer almakta bunlara bakabilirsiniz. Ama bu şekilde bir örneği ön tecrübeniz yoksa sıfırdan başlayıp tamamen imal edilebilir şekilde üretebilmeniz ve günün sonunda zaten özel sektörde çalışıyorsanız ve sizden de surface tasarımlar yapıp
bunu imalata göndermek için ön hazırlık yapmanızı bekliyorlarsa, o zaman bunlar üretilebilir olması gerekiyor. Üretilebilir olması için de bu geçişler ve açılar çok önemli. Şimdi artık konumuza başlayabiliriz. Fusion 360 tarafında öncelikle Surface araçlarından birkaç örnekleme yapacağız. Daha sonrasında ise bugünkü webinarın konusu olan curve eğrileri birleştirip Surface hale getirip daha sonra da Surface'leri birleştirmek. Öncelikle Fusion 360 eskiz mod tarafına geçelim. Eskiz tarafına geçtiğimizde çok temel bir arc çizelim. Şöyle yaklaşık çizebiliriz. Sorun değil. Belli bir ölçekte de eksi 30 birimde içe doğru öteleyelim. Eskizimi oluşturdum. Devamında artık sketch'le işim tamamlandı. Sketch'i kapatıyorum. Bakın solid ağaçlarımız var. Düzenleme, oluşturma, montaj ve yardımcı düzenler. Solid çalışmayacağız, Surface çalışacağız. Surface içerisinde bakın en temelde birçok programda benzer özellikler olan Extrusion, Revolve, Swift, Loft, Batch gibi komutlar yer almakta. Mesela Extrusion aracıyla buradaki yüzeylerimizi öteleyelim. Belli bir ölçekte diyelim 350 sıkıntı bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Yüzeyleri ördük. Birinci yüzey ve üst yüzey. Bunları direkt bakın üzerine tıklayarak isimlendirebiliriz. Üst ve alt olarak isimlendirelim. Daha sonra yardımcı bir düzlemle offset plane edip yardımcı bir düzlemle dışarı doğru bir skeç oluşturabiliriz. Ya da buna hiç gerek kalmadan merkezde çalışabiliriz. Merkezdeki orijinlerimizi göster diyelim. Ve daha sonrasında ise bizim şu anki bakış açımıza göre XZ düzleminde bir skeç açacağız. Yani fronta tekabül geliyor XZ. Burada bir eskiz oluştur diyelim. Az önce bahsettiğim ve kısaca da hatırlattığım webinar konusunda aslında buradaki komutların birçoğunu mekanik tasarımlarımızda, çeşitli alanlarda, işte çelik yapı çalışan müşterilerimizle, kalıpçı müşterilerimizle, yine mobilyacı müşterilerimiz ya da mekanik parça ya da savunma sanayine mekanik parça çizen veya işlemler yapan farklı farklı müşteriler buradaki temel eskiz komutlarını ve katı modellemeleri kullanır. Ağırlıklı olarak Surface tasarımcılar da buradaki özellikleri kullandığı gibi curve eğrilerini yani spline'ı etkin bir şekilde kullanırlar. Buradaki spline'larda fit point spline, control point spline şeklinde iki farklı yöntem vardır. Buradaki örneklemede fit point spline'ı kullanalım. Bunlarla ilgili detaylar yine bizim YouTube kanalımızda işte curve eğrilerinin kullanımı, farklılıkları üzerine farklı farklı videolar paylaştık. Bunları detaylı bir şekilde izlerseniz faydalanırsınız. İki farklı noktaya tıkladım ve bu iki farklı noktaya tıkladıktan sonra curve eğrimi düzenleyebilmek için bakın üzerine tıklıyorum ve buradaki active handle'ı açıyorum. Tangent Handle özelliğini açtığımda bana nasıl bir kolaylık sağlıyor? Artık buradaki eğriyi özelleştirebilirim. Bakın sağ tuş noktaya, buradaki Handle'ın noktasına sağ tuş Move Copy. Move Copy araçlarında bu şekilde bir esneklik kazandırabiliriz yüzeylere. Yine aynı şekilde ikinci eğrimizi oluşturalım. Buradan belli bir mesafe ötede, yine buradan belli bir mesafe ötede oluştursun. Offset'le de gidebilirdik. Sağ tuş Active Handle ve buradaki kontrol noktamı seçip düzenliyorum. Buradaki eğriler sizin ihtiyacınıza göre, zaten oradaki işlemlerde bunu ifade etmiştim. Buradaki eğrilerimiz bizim ihtiyacımıza göre bir noktalı, iki noktalı, derece ve span dediğimiz işlemlerde kaç kontrol noktası olacak? Bu
kaç dereceye tekabül gelecek şeklinde bir çalışma prensibimiz var. Burada eğer süreklilik istiyorsak, süreklilik bizim daha çok kesici takımlarımızın başarılı kem yollarının oluşturulmasından tutun da aerodinamik olarak hava akışlarına kadar ya da zebra analizleri, ışık tünellerinde ışın yansımasına kadar sürekliliği kolay elde etmenizi sağlar. Ama öyle bir form yüzeyiniz vardır ki, mesela bir insan yüzü modelleyeceksinizdir. Bunda daha kompleks noktalar koymanız gerekecek. Yani burada iki noktayla tıklamayla bunu başaramayacaksınız belki. O yüzden buradaki yüzey formunu birçok geçişle elde etmeniz gerekebilecek. Burada bunları gerçekleştirirken ise dikkat etmeniz gereken ihtiyaç, bu tamamen bir tecrübedir. İki nokta ya da on nokta ya da iki doğrusal derece, iki derece, üç derece ya da beş altı derece diye türetebilirsiniz. Burada da aslında bu eğrimize serbestlik derecesi kazandırıyorsunuz, esneklik kazandırıyorsunuz. Bu konuda çalışma yaptıkça zaten sizin mevcut iş yapış biçiminize göre kaç dereceyle çalışmanız gerektiğini en iyi bilen sizler olacaksınız. Burada önemli olan noktalardan biri ise eğer bir birleşimden söz edilecekse o zaman buradaki eğrinin son bitim noktasındaki aktif handle'lar oradaki düzlemle, yani şuradaki çalışmamız, şurası mevcut düzlemimizde görmüş olduğunuz gibi yatayda veya dikeyde hizalı olması tavsiye edilir. Neden? Buradaki çünkü simetriklikten kaynaklı. Siz herhangi bir sebeple bunu şu anki örneğimizde belki çok kritik değil ama diyelim arabanın ön tampon kısmının yarısını modelliyorsunuz ya da herhangi bir örnek veriyorum simetri bir modelin yarısını modelliyorsunuz. Bunun karşıya aynaladığınızda buradaki kesişimlerde sorun yaşamamanız için 1 veya 2 dereceyi simetri yapmanız tavsiye ederim. Bu işlemi yaptıktan sonra artık eskizimizi tamamlayalım. Sıradaki işlemimiz, bakın en temelde eskizimizi çizdik, ekstrizyonumuzu yaptık. Daha sonrasında ise trimleme. Trimle diyorum, buradaki aracı kullanacaksın. Hangi yüzeyi trimleyeceksin? Örnek veriyorum, buradaki iç yüzeyi trimleyeceğim ya da dış yüzeyi trimleyeceğim. Bakın, burayı nereden trimleyeceksin? Buradan trimleyeceğim. Yine aynı şekilde burayı bu yüzeyde trimi çalıştırıyorum. Buradaki trim aracım iç yüzeyi trimleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi artık skeci kapatalım. Genel iki farklı yüzeyimiz var ve bu iki farklı yüzeyi birleştirmemiz gerekiyor. Bu birleşimde kullanacağımız farklı araçlar var tabii ki. Mesela loft. Loft aracını ben direkt buradan buraya bağlı dedim de bakın. Direkt size bu şekilde bir bağlama gerçekleştirecektir. Bu bağlama ile beraber işlemi yaptıktan sonra kenarlara fillet atabilirsiniz. Örnek veriyorum, bu şekilde oluşturduktan sonra kenarları yuvarlatabilir ve işleme devam edebilirsiniz. Buradaki yüzey birleşimlerini gerçekleştirelim. Yüzey birleşimlerini gerçekleştirdim. Devamında da buradaki kenarlara ihtiyacınıza özgü bir yuvarlatma mümkün. Yapabilirsiniz. Bu şekilde. Aslında burada bir eğri türetmiş oluyorsunuz ve burayı örmüş oluyorsunuz. Peki bunu farklı nasıl yapabiliriz? Klasik olan loft ve fillet özelliğimizde buradaki birleşimler yapılabilir. Bir diğeri ise yine bir eskiz oluşturup mevcut düzlemimiz diyelim, burası olsun. 3D sketch'te çalışacağımız için sketch paletinizde 3D sketch aktif olsun. Bakın burada güzel bir özelliğimiz var. Blend Curve. Blend Curve özelliği bize seçmiş olduğumuz buradaki bakın doğrulara teğet bir eğri çizer. Oldukça başarılı. Yine bakın seçiyorum. Oldukça başarılı bir teğet eğriyi çizmiş oldu. Artık ben bu sayede ne komutunu kullanabilirim? Yine loft'u kullanabilirim. Ama bu sefer az öncekinden farklı olarak, bakın şimdi lütfen dikkat edin, rail olarak bu yolu kullanacaksın ve bu yolu kullanacaksın. Dersin başında da kısaca hatırlattığım geçişler konusuna burada girebiliriz. Bakın G0, G1 ve G2. G0, G1 ve G2 geçişlerini
Şimdi dikkat ederseniz şuradan göstereyim. Analizi başlat. İşte zebra analizi yapacağız. Yüzeyleri seç. Bu işlemleri gerçekleştirdiğimizde diyelim çok fazla bölüntülü olmasın. Biraz kısalım. Bakın yüzeyler birbiriyle sadece bağlantılı. Hiçbir bağlantısı geçişi yok görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde dikey yapalım. İzler birbirini kesmiyor demeyi. O zaman geri gelelim ve diyelim ki buradaki çalışmam benim G0 değil G1 olsun. Analize tekrar geri dönelim. Bakın izlerim bağlantı yapabildi. Yine diğerini görelim. Bakın burada bağlantı yok. Kontrole gidelim. G1 olsun. Analizini gerçekleştir. Artık görmüş olduğunuz gibi eğrimizin yönünü de değiştirelim. Biraz sıklığını arttıralım. Takip ettiğimiz artık her bir körbe eğrisi burada. Bakın dikkat ederseniz birbiriyle sürekli bir şekilde çalışır. Tabii ki buraları şu an yuvarlatmadım. Yani buralara ilave bir fiilatlar ve benzeri çalışmalar yapmadık. Çünkü teğet bir geçiş sağladık. Ama ben burada istiyorum ki G1 değil, tanjant değil, kör olarak daha hassas bir geçiş olsun. Bakın şimdi gördüğünüz gibi daha tatlı bir geçiş gerçekleştirmiş oldu. İşte temel aslında bu prensibe dikkat ederek modellemelerinizi gerçekleştirdiğinizde hata yaptıkça tekrar başa dönüp ya da hata noktasını tespit edip modellerinizi öre öre giderek sağlıklı sonuçlar elde edeceksiniz. Sizlere tavsiyem mevcut çalışmalarınızda bütünden detaya gidin. Yani kabadan hassasa gidin. Hassas noktalar, hassas bölgelerle başlarsanız daha sonra kaba bölgelerle iletişim kurması zorluk çıkacaktır. Yani daha büyük bir yüzey alanla iletişim kurması sizlere biraz daha uğraştıracaktır. Örnek verelim bir arabanın genel modeli ya da işte sistem içerisindeki bir motosikletin üst kısmındaki rüzgarlık yeriyle başlamak yerine daha büyük gövdelerle başlayıp daha sonra arabanın ayna kısmına ya da işte farlar kısmına gibi gibi daha detaylara girebilirsiniz. Yani çalışmanız neyse temel prensipte bu kurala dikkat ederek ilerlerseniz sağlıklı bir şekilde başarı elde edeceksinizdir. Yine doğrulama araçlarımızda bakın inspection'da zebra, draft, curvature, isocurve, analiz gibi farklı yöntemler var. Bunların her birini farklı iş yapış biçimleri ve farklı kullanım detayları yaratmakta. Bunlara dikkat ederek çalışmalarınızı gerçekleştirirseniz o zaman artık bundan bir kalıp modeli elde edebilirsiniz. Burada da kalıpla ilgili de sadece arkadaşlarım size şu şekilde bilgilendireyim. Asener Autodesk kalıp olarak bu konuda da ön kayda almıştım. Yine bizim Autodesk Türkiye topluluğumuzda yine genel bir bilgilendirme. Yine burada kalıp tasarım deyince çok karmaşık bir kalıp tasarımı gibi düşünmeyin. Temel bir telefon kılıfının sizlere gösterimi olacak. Burada eğer az önce bahsetmiş olduğumuz detaylara dikkat ederseniz şuradan gelelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle gireyim. Önemli olan nokta şuraya bir iz alacağım. Geçelim. Burada bakın evet bulduk. Az önceki modelimizi yine Inventor ya da Fusion Inventor biraz daha bu konuda başarılı kalıpçılık kısmında. Bakın Inventor tarafında az önceki göstermiş olduğum surface tasarımı Inventor alıp kenarlarını örüp ayırma çizgilerini oluşturabilir. Ve buradan da bakın bir aracımız var. Corcavity. Size direkt bu ayırma yüzeyinden erkek ve dişi yapıları oluşturuyor. Bakalım oluştursun. Artık buradaki detaylarına
inceleyebilir ve daha sonra bakabilirsiniz. İş biraz daha webinarımızı izleyen kardeşlerimiz ya da arkadaşlarımız imalat tarafındaysa, bakın genelde istenilen şey kalıp seti var mı ya da imalata yönelik çalışmalar var mı? Bu konuda da inventor tarafını inceleyebilirsiniz. Günün sonunda bunda da kısaca şuna değinmiştim bakın. Belki yine incelemek isterseniz ayrı webinarlar da var zaten bununla ilgili çektiğimiz. Buradaki kalıp setinde programların entegrasyonuyla faydalanarak direkt bakın CAM kısmına atıp imalatını çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden buradaki geçelim. Buradaki Surface tasarımı da işlemleriniz bittikten sonra işte saç metal kalıpçılıysa buradaki saç levhayı ya da işte enjeksiyon kalıpçılıysa ona göre plastik enjeksiyon kalıpçılığıyla mı üreteceksin, şişirme kalıpçılığıyla mı üreteceksin ya da işte farklı bu bir otomobilin örnek veriyorum kaportasıysa işte bunu ezerek şekillendireceksen bu yöntemleri göz önünde bulundurup kalıplamalarını yapmanız lazım. Burada da tasarımdan animasyona, simülasyona ve CAM'e kadar farklı çalışmalar var. Şu anlık kalıp modülü yok ama belki önümüzdeki zaman içinde kalıp modülü de buraya dahil olabilir. Manufacturing kısmına geldiğimizde bakın burada görmüş olduğunuz gibi yine imalata dönük araçlar yer almakta. Şimdi burayı kapatıyorum. Peki, gelelim şimdi eğri tasarımı ve Surface'i örmeye. Bakın daha önceden yerleştirdiğim webinar için kurguladığım bir araba görseli. Eskiz oluştur diyelim. Bakın temel prensip aynı az önceki gösterdiğim gibi. İşte diyelim buradaki yüzeyi öreceğim. Üst yüzeyde buradan buraya iki nokta oluşturdum. Üç görünüş oluşturma prensibini göz önünde bulundurarak az önce yapmış olduğum çalışmayı yandan baktığımdaki görünüşe hizalıyorum. Tabi burada hassas çalışmak lazım. Biz şimdi genel kurguyu size ifade edeceğim için hızlandırılmış olarak gerçekleştiriyorum. Temel prensibi size göstermek istiyorum. İşte diyelim burası. Şuradaki yüzeye biraz daha yaklaşalım. Şimdi bakın az önceki temel modelimizde dikkat etmeniz gereken sağ dış tanjant modu açıp düzenle dediğimde buradaki eğrinin geçişini, tabi burada yüzey taraklarını falan kullanmak gerekiyor. Eğrilik kontrolü yaparak ilerlemek gerekiyor. Bu noktalarla ilgili de kendisini az önceki bahsetmiş olduğum Surface tasarımdaki analiz yöntemleri ile ilgili incelemeler yapan arkadaşlarımız hem OTS tarafından hem de YouTube gibi farklı kanallardan çalışmalarını daha sağlıklı yapacaktır. Burada aynı zamanda görüyorsunuz yön verip şekil taptan da bakarak üst noktadan da bakarak oradaki bağlantı izini oluşturmaya çalışıyorum. Şu an oluşturduk gibi gayet güzel gibi. Bakalım. Belli bir noktada şuradan şuraya taşıyabiliriz. Yine aynı şekilde şöyle burayı izahlayabiliriz. Diyelim genel hatta bu. Yandan baktığımızda genel hatlarıyla uygun. Yukarıdan baktığımızda ise üç görünüşte genel hatlarıyla uygun. Yan buradaki yüzeyimizi gerçekleştirelim bakın. Yine aynı plane düzeninde buradaki yapıyla bağlayacağım için yaklaşık olarak şurada bir yere tıklıyorum. Önemli olan arkadaşlar zaten gelecek zamanda en değerli mesleklerden biri yenilik katabilmek, hayal gücünüz ve aynı zamanda ise bir proje karşısında sizden talep edilen yeniliği elinizdeki hangi aracı kullanıyorsanız, bu Fusion olabilir, Inventor olabilir, yine aynı şekilde Alias olabilir ya da diğer CAD programlar olabilir. Önemli olan bu prensibi doğru öğrendiğinizde ki öğrenciler ve öğretim görevlileri için de en pratik olan yazılım şu an görmüş olduğunuz gibi direkt Fusion 360 diyebiliriz.
Özel sektörde imalat ve ön tasarımlar gerçekleştirip yoğun mekanik tasarım yapmayacaksa müşterimiz, bu müşterilerimiz için de yine aynı şekilde Fusion 360'ı tavsiye edebilirim. Ama süreçlerinde dediğim gibi kalıp noktasında detaylı çalışacaksa yine aynı şekilde kaynaklı imalatları varsa, mekanik ağırlıklı ilerleyecekse bu gibi yapılarda kütüphane, evet hep bahsedilir kütüphanemiz var ama kütüphane genel olarak online bir kütüphane. Diğer bu konuda uzman olan CAD programlarının lokal kütüphanesi gibi değil. Bu konularda da Inventor. Yani Autodesk'te çözümümüz var. Surface tasarımda daha detay ilerleyecekseniz Alias. İmalat konusunda mekanik tasarımlar noktasında ilerleyecekseniz de Inventor. Autodesk'in güzel yanı bu programların birçoğunu kombine kullanırsanız zevk alır ve aynı şekilde tek bir firmanın ürünleriyle toplu çözüm elde etmiş olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki eğriliği de ayarlıyorum. Sağ tuşta basılı tutup sağa doğru çektiğim için burada kısa yol araç çubuğunu kullanmış oluyorum aslında. Burası gayet ideal. Yukarıdan bakalım. Üst tarafı öreceğiz. Yaklaşık olarak evet burası. Yukarıdan bakalım. Evet, burayı da gerçekleştirmiş olduk. Bir de önden bakalım. Yine aynı şekilde bakın, ön görünüşten bakarak da buradaki eğimi şu şekilde teğetli sağlayabiliriz. Teğet açısından. Birinci yüzeyimiz tamam. Buyurun, şimdi kapatalım. Tabii ki üzerine daha detaylı çalışmamız gerekebilir. Bakın, direkt kapat dedim, oluşturdum. Şimdi ikinci yüzeyi elde edelim. Daha sonrasında ise soru cevap aşamasına geçelim. Skecim görünür kalsın. Tek yapmam gereken bakın, şuradaki yüzeyleri oluşturmak. Buradaki yüzeyi de diğerinden referans alacağım. Şuradan başlayacağız. Ya da direkt aynı şekilde kopyalayarak da gidebiliriz bu arada. Şuradaki yan yüzeyimizi hızlıca türetelim. Evet, çok detaylı bakmamıza gerek yok. Gayet güzel görünüyor. Taşıyalım yukarı doğru. Kesişimi yakaladığım an duruyorum. Yani yaklaşık olarak şurada. Fusion kısmında biraz daha körlerin kullanım avantajlarını geliştirmesi gerekiyor Autodesk'in. Evet, yani gayet kullanışlı. Ama diğer direkt surface araçlarıyla kıyasladığımızda birazdan bahsedeceğim yapılarda örnek verim break yapmadan, gerçi onu direkt uygulamayacağım şu an süremizi iyi kullanabilmek için. Bir çizgiyi kırmadığınız sürece direkt patch yapamıyor mesela. Bu gibi geliştirmelere biraz açık yapı. Genel hattı oluşturuyor. Ancak iş yükü oluşturuyor onlarda. Kapımıza bakalım. Genel olarak seçelim. Şöyle aşağı indirelim. Daha sonra şuradaki geçişe teğetlik de verebiliriz. En güzel zaten birbirinin devamı olduğu için, tanjant olduğu için buraya teğetlik ilişkisi atayabiliriz. Yani buradaki teğetlik yapısını
devam ettir diyebiliriz. Bir ayrı bir skeçte olduğu için şu an orada sağlıklı bir cevap vermeyebilir. Aynı skeçten devam etmemiz belli başlı noktalarda daha sağlıklı olur. Şuradan teğetlik aracıyla yaklaşık eğriselliğini kendim verdim. Yine ön yüzeyden bakalım. Sistem içerisinde şuradaki bağlantımızı yaklaşık olarak doğruladım. Yukarıdan bakalım çalışmamıza. Şurayı da yapalım. Tamamlayalım. Şuradan tarttan bakalım. Yaklaşık olarak şurası. Önden bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yüzey burada. Yandan bakarsak daha kolay olacak gibi. Seçmiş olduğum noktayı şu üst noktaya kadar taşısın. Yani şuraya kadar taşısın. Üstten bakalım. Evet. Gayet iyi. Yan ve önden bakalım. Kontrol edelim. Gayet iyi. Şimdi son kapatmadan önce şurayı bağlı diyorum. Devamında ise buradaki eğriliği düzenleyelim. Teğetliği ayarladım. Önden bakalım. Biraz aşağı indirmesi ve düzenlenmesi gerekebilir. Evet. Genel olarak iyi. Şimdi az önceki body'mizi açalım ve bu body'den referans olarak gidelim. Finish sketch diyelim. Surface araçlarımıza geçtik. Patch diyoruz. Bakın. Kapat diyoruz. Burada toplu zincir bağlantı olarak seçmesin. Bireysel, tekil olarak seçelim. Buradaki yüzeylerini seçtim. Bakın aynı bağlantı tipi. Ben buraya G2 olarak bağlı diyorum. Artık inspection'dan zebra analizimizi alıp kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı, ihtiyaca göre gerekli yerleri düzeltebileceğiniz bir yapı. İşte temel prensip arkadaşlar bu. Tabii ki burada işin daha uzmanı, daha yetkini kişiler tarafından, endüstriyel tasarımcılar ve bu konuda tecrübe etmiş kişiler tarafından daha da özelleştirilebilir bu kullanım tekniği. Tabii ki biz şu an curve eğrileri kullanarak yüzeyleri diktik ve birleştirdik. Bu yapıyla beraber ise bakın diğer parçaları da aynı şekilde, aynı yöntemle rahatlıkla çizebilirsiniz. Benim genel olarak bugün sizlere yol göstericiliğim bu şekilde olacaktı. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa daha sonrasında bizlere ulaşabilirsiniz. Forumlardan sorularınızı sorabilirsiniz. Yine aynı şekilde video izledikten sonra daha geniş kapsamda sorularınıza müsait oldukça arkadaşlarımızla birlikte geri dönüşler yapabiliriz. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu daha sonra izleyecek arkadaşlarıma da faydalı olur. İnşallah işlerinde kolaylıklar dilerim. Maksimum düzeyde kendimizi geliştirmek ve sürekli de yenilememiz gerekiyor arkadaşlar. Günümüz teknolojisi ve uygulamaları artık insan gücü faktörünü ciddi anlamda kolaylaştırıyor. İşte az önce ismini söylediğimiz video içerisindeki Midjourney'ler, ChatGPT'ler, evet bunlar işimizi belki elimizden almayacak ama birçok mesleği kolaylaştırdığı için bizden daha farklı yenilikçi yaklaşımlar bekleyecekler. O yüzden maksimum düzeyde hangi programı öğrenirseniz iyi şekilde öğrenmek için elinizden gelen gayreti gösterin. İşlerinizde başarılar dilerim. Öğrenciysek de derslerinizde başarılar dilerim. Son 5 dakika içerisinde de sorularınız varsa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Webinarımızı sonlandırmadan önce tekrardan sizlere katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar dilerim.